Bu işin esası gerçekten de sahada çalışmak, sahadaki olayı, sahadaki kişilerin sesini kamuoyuna aktarmaktır. Muazzam bir kadın gazeteciyi çağıracağım. Ekrana Gülşah İnce geliyor. Gülşah hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. Sen de. Ay ben seni görünce bile psikolojim şey oldu şimdi. Özür dilerim. Seni de üzmek istemiyorum fakat biliyorum bu sabah döndün ve hiç iyi değilsin. Ne kadar oradaydın, ne gördün bir anlatır mısın lütfen seyircilerimize? Şu gerçekleri duysun insanlar. 9 gün boyunca Kahramanmaraş'taydım. İşte hem köyler hem şehir merkezi işte pek çok noktaya elimin uzanabildiği her yere, ayağımın gidebildiği her yere gitmeye çalıştım ama hani bunu her fırsatta söylüyorum. İşte deprem olduktan hemen sonra işte Ankara ekibinden arkadaşlar çok daha yakın olduğu için karayoluyla bölgeye ulaşmışlardı. Daha sonra onları ben değiştirmiştim birkaç gün sonra. İlk birkaç gün masadan onlardan gelen görüntüleri haberleştiriyordum. Paketler hazırlıyordum. Daha sonra bölgeye gittiğimde anladım ki gerçekten hiçbir kameranın kadrajına sığamayacak bir manzara var orada. Nereye gideceğimi, hangi enkazın birbirinden farklı olduğunu nasıl anlatabilirim? Gerçekten şaşırdım. Çünkü bütün enkazlar birbirine benziyor ama her biri başka bir enkaz, her biri başka bir aile, başka insanlar demek. Bunu nasıl anlatabilirim? Bunun şaşkınlığını yaşadım. Daha önce Van depremini takip ettim. Pek çok felaket ne yazık ki Türkiye'de pek çok felaket haberi takip ettim ama gerçekten mesleki anlamda sınırlarımı zorlayan bir bölgeydi Kahramanmaraş. Öncelikle biz gazetecilerin ya benim yetiştirildiğim beni yetiştiren insanların bana söylediği şey hep şuydu. Mümkün olduğunca doğru iş yapmak için biraz empatiyi biraz sınırlamak gerekiyor. Çünkü gerçekten o duyguları biraz bastırmak gerekiyor ki gerçekten tüm her şeyi tüm çıplaklığıyla ne o taraf ne bu taraf demeden doğruları anlatabilmek adına o empati duygusunu biraz bastırmak gerekiyor ama bu böyle bir şey değildi orası. Çünkü en nihayetinde bir haber bir bölgeye gittiğinizde işte insanlara mikrofonları uzatır, onların seslerini duyurur. Sonrasında bölgeden işte bir süre ayrılırsınız ve bildirmeye devam edersiniz ama bu bölge şartlar açısından o enkaz başında bekleyen ailelerle birlikte gece sabaha kadar beklediğin, onlarla birlikte üşüdüğün, onlarla birlikte aynı sobanın ateşinde ısınmaya çalıştığın, onlarla birlikte susuz kaldığın, aç kaldığın, onlarla birlikte bir taşın üzerinde oturup beklediğin bir yer de orası. Dolayısıyla bu empati duygusu, bu empatiden başka bir şeydi çünkü onlarla birlikte yaşıyordum bu acı gerçeği. Ve bakabileceğim hiçbir başka nokta yoktu. İşte söyledin, ben bu sabah döndüm, dün gece işte Ankara'ya gittim. Bulabildiğim tahliye uçakları var. Bu bölgeye giden uçaklar dönüşte tahliye uçağı olarak dönüyorlar. Biletler satılmıyor. Eğer girebiliyorsan, ismini yazdırabiliyorsan ve zamanında da havalimanına gidebiliyorsan dönüyorsun. Önce Ankara'ya gittim. İşte kızım Ankara'daydı. Annemlere emanet etmiştim, oraya gitmiştim. Yani şöyle, İlk hissettiğim şey şuydu. Uçağa bindiğimde suçluluk hissettim. Yani döndüğüm için dönüyorum diye utandım. Onları Tandım. orada yalnız bıraktığımı düşündüm. Ve sonra Evet. dedim ki ya ben oradan ayrılıyorum diye bu kadar kötü hissediyorsam kendimi, oraya gidemeyenler nasıl hissetmez kendini bu kadar kötü? Ben dönüyorum diye kahroldum. Çok şaşırtıcı. Yani O kadar tanıdık bir gazeteci duygusudur ki bu. Yani daha doğrusu gerçek gazetecinin duygusudur. Bölgeden ayrılırken içinde bir suçluluk duygusu hissetmek, sanki bir şey yarım kalmış gibi hissetmek, sanki yani orada birinin daha sesini duyurabilirim. Birini acaba unuttum mu? Birileri de bekliyor muydu? Yani böyle çok enteresan. Ya işte kızıma gidiyorum ama yani oraya nasıl anlatayım? Enkaz başında işte 2 yaşında en son işte Ebrar apartmanında 2 yaşında Ali aramıyordu. Ve işte ondan haber bekleniyor haberi yaptıktan sonra gidebileceğin bir evinin olması, gidebileceğin, sarılabileceğin bir işte çocuk orada seni bekleyen ya tüm bunların hepsi o kadar büyük bir travmaydı ki hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. İlk kez.
Yani çevredeki bütün, bu arada bu sadece benim çok duygusallığım, işte bir anne olarak, bir kadın olarak hissettiğim bir şey değil. O bölgede, o Ebrar sitesinin önünde, o Kahramanmaraş'ın her bir noktasında A Z fark etmeksizin bütün işte gazeteci arkadaşlarımla bir araya gelip konuştuğumuz bir şeydi bu. Bu gerçekten hepimizin hissettiği bir şeydi. Havalimanında bütün arkadaşlarımın paylaştığı bir şeydi. En zoru da gerçekten geri döndükten sonra hissettiğiymiş. Onu anladım. Beni gören insanlar diyor ki, yani yüzüm değişmiş diyorlar. Orada yaşlandık biz Özlem ya. Orada biz yaşlandık. Yaşlanmanın ötesinde, ben zaten yaşlıyım Gülşah'cığım, 53 yaşındayım ama yani yaşlanmanın da ötesinde aslına bakarsan yani derin yaralar hissediyoruz içimizde hepimiz. Kemal Kılıçdaroğlu bir video paylaştı 2 gün önce. Ben böyle pek siyasetçi videosu falan seven biri değilim, yani siyaseti de zaten seven biri değilim ama videoyu izledim ve ya o kadar o kadar anladım ki o hali ve bana o kadar yakın geldi mi? Sen izledin mi bilmiyorum. Bak bir 1,5 dakikalık bir şey galiba. Bir onu izleyelim, sen de bir kendine gel. Gittiğimde iki Kahramanmaraş'a gittiğimde iki küçük kız çocuğu geldi. Babamız burada. Sesleri geliyor. Ne olur ne olur kurtarın diyor. İstanbul'dan ekipler vardı. Onlara söyledik ilgilenin nasıl olacak diye. İki çocuk, iki kız çocuğu ağlayarak babalarının kurtarılmasını istiyorlar. Sonradan öğrendim. Babaları hayatta değil. Kurtarılamadı babaları. Evet, biz aynı insanlar değiliz diye söylediğimiz, acıları yaşayan insanlar, acılara tanıklık eden insanlar, onları ruhlarının derinliklerinde taşırlar, anılarında taşırlar diye. Hiçbirimiz eskisi gibi değiliz aslında. Aynen de böyle hissediyorum. Hiç eskisi gibi hissetmiyorum. Ama bu iyi bir duygu aslında Gülşah. Bu sağlıklı bir duygu. Hepimiz için sağlıklı bir duygu. Çünkü buradan yeninin inşasına başlayabiliriz. Buradan belki tekrar aynı acıları yaşamamak üzere adım atabiliriz. Sen orada soru sormak istiyorsun. İtiş kakış değil mi? Yani bunları da yaşadın. Muhatap da yok mesela. İnsanlar, gazetecileri psikolog bildi, psikiyatrist bildi, savcı bildi, AFAD gönüllüsü bildi, Kızılay çadırcısı bildi. Yani herkes bize koşuyordu. Bilmiyorum, sen de öyle hissettin ve öyle yaşadın galiba. Tabii yani bu sadece yani mikrofon uzatmak değil bu mevzu. Mikrofonu uzattığım insanlarla bütün gün işte o enkaz başında gerçek ya kolumu tutup enkaz çekiştirdiler. Burayı da gösterin, burayı da gösterin. Çünkü biliyorlardı ki kamera nereye dönerse ekipler oraya gidiyor. Ne olur kamerayı buraya çevirin, ne olur burayı görün, ne olur burayı. Ya işte son güne kadar, daha işte bugüne kadar Kahramanmaraş'ın en sorunlu yeri ben Z bloğu böyle buldum Özlem. Böyle buldum ya. Kocaman bir site. Bir yerde ekipler çalışıyor. Yabancı ekipleri gördüm. Oradan yayın yaptım. Adamın biri kolumdan çekiştirdi. Ne olur dedi. Günlerce ekip istiyoruz. Gelen giden yok. Ne olur bir de burada yapın da yayını. Hani kameralar buradayken gelsinler ve hakikaten öyle oldu. Biz orada yayın yaptıktan sonra kameralar geldi. Mikrofon uzatıyorum. Sonrasında tüm gün çalışmaları takip ederken o insanlar bütün derdini, tasasını, bir de o kadar enteresan bir şey ki bu fazla acının, hani bu çok ağır yaralanmalarda bir yerden sonra acı hissetmezsin ya, böyle sinirler artık o acı hissini beyne iletmez. Öyle bir hissizlik halidir. İnsanlar öyleydi. Bomboş bakıyorlardı. Anlattıkları cümleler o kadar ağırdı ki, ama sanki herhangi bir şeyden, günlük bir meseleden bahsediyormuş gibi anlatıyorlardı bu kadar ağır meseleleri. Ve sonra dedim ki bu nasıl büyük bir şey. İçeride 80 yaşında Ümmü Gülsüm teyze ya, 80 yaşında. Bugün o En fotoğraf. son bıraktığım en son bıraktığımda 14. geceyi orada bitiriyordu. Oğlu enkaz altında, gelini enkaz altında, iki torunu enkaz altındaydı. Bir tanesini buldular, defnettiler. 15 yaşında torunu da kaldı geriye. Oradan günlerce haber bekledi. Sadece o diyor ki bütün ailemi kaybettim ben. Hani bu bizim toplumumuzda bir dua vardır. Gerçekten hep ben de buna sığınırım. Allah sıralı ölüm versin denir. Yani bu ne kadar zor bir şey. 80 yaşında bir kadın bütün ailesini kaybetmiş ve gerçekten o işte Ebrar'ın
ya Heybeloğlu önümde günlerce gözümün önünde bekledi ya. Yani Ümmü Gülsüm teyze günlerce bekledi. Ümmü Gülsüm Emlik. Emlik ailesi günlerce bana derdini anlattı. Buraya makineler girmedi dedi. Ne olur. En son fotoğraflarını paylaştılar. Ne olur dedi, belki yayınlayın. Belki bir yerden haber olur. Nereye gittiğini bilmiyoruz diyorlar. Tüm gün oradayız, bekliyorsun gece gündüz. Şeyma var. İlk günden beri o enkazların başında. Anlatıyor işte, her şeyi anlatıyor. Diyor ki gönüllülerden diyor 3 kız geldi buraya diyor, oturdular, onları aldılar, ben teselli ettim o kızları diyor. Her şeyi anlatıyorsun. Daha bu sabah dönmeme rağmen Zafer öğretmen, Hünkar Apartmanı'nda Zafer öğretmen, Kayseri'de okullar açılıyor diye gittiği şehirden geriye ailesini, memleketine bırakmış, ama bir döndüğünde ailesinden hiç kimse yoktu. Eşi, 2 çocuğunu defnetti. Günlerce enkaz başında bekledi. Cenazelerini bekledi. Bu sabah bana Zafer öğretmen mesaj attı. Ne yazmış kızım? Sadece yani oğlunun okul fotoğrafıyla, karne fotoğrafıyla, bugün herkes okula gidiyor ya, okullar açıldı ya bugün. Yani evet. O bugün mezarına gitti. Mezarından bana fotoğraf attı. Yani bir öğretmen olarak, zaten bugün hiçbir şey olmasaydı öğrencileriyle buluşacaktı bir öğretmen. Ama bugün o okula başlayamayan 2 çocuğunun mezarındaydı. Oradan yani 14 Şubat'ta işte eşine bir mezar aldığını söyledi bize. Yani artık bu şey, içlerini boşaltmak için sürekli işte bizi arıyorlar, bize mesaj atıyorlar. Kendilerini rahatlatmak için arıyorlar, konuşuyoruz. Bu artık hani haberci haber kaynağı ilişkisinden çok başka bir yere taşındı, çünkü gözlerinin önündeydik. 7/24 onlar bizi gördü, biz onları gördük. Ya bir tane öğretmen kadın vardı. O da yine aynı şekilde okullar açılıyor diye ailesinin yanından görev yaptığı şehre gidiyor. Bir gün sonra ailesinden hiç kimseyi bulamıyor. Ebrar Apartmanı Z bloğun önünde kadın gözümün önünde yaşlandı. Gözümün önünde gencecik bir öğretmen yaşlandı. 30'larındaydı, bıraktığımda sanki 50 yaşında bir kadındı. Peki Gülşah, şimdi 14. gündeyiz, hatta 15. gündeyiz. Artık 2 haftanın sonunda ne iyiye gidiyor artık orada, ne başladığımız noktada hiçbir ilerleme yok. Bir de niye senin elini kolunu ittiler, neden soru sorman istemediler, onu da anlamıyorum doğrusu. Ya ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani çünkü bu zamana kadar hani bazı meselelerde işte takip ediyorsunuzdur, yetkililere, ilgili bakanlara soru sorarken işte çok Evet. böyle itilip kakıldığımız oldu, ama yani 11. gece, 11 yani 11. gece olmuş artık ve o bölgenin artık simgelerinden biri haline gelmiş bir noktaya. Eğer günlerdir nerede diye sorulan bir belediye başkanı olarak gidiyorsa mutlaka vardır dedim diyeceği bir şey herhalde. Zaten ben orada bekliyorum, ailelerle konuşuyorum. Hatta önce beni, artık nasıl görünüyorsam, önce beni depremzede sandı. Oradaki ailelerden biri sandı. Geçmiş olsun dedi, sabır dedi. Dedim ki Sayın Başkan, ben gazeteciyim. Aileler dedim burada. Ben gösterdim, yönlendirdim ve gitti ailelerle konuştu. Sonrasında da görevim gereği ve soru sormak istedim. Yani bu Ebrar sitesi nedir? 99'dan sonra yapılmış, dosyası açıldı mı? Bu adı buranın müteahhit, herkesin dilinde bir Tevfik Tepebaşı var isim. Bu kişiyle ilgili herhangi bir çalışma var mı yok mu? Bunları, yani o bölgeye geldiği için o bölgeyle ilgili ve kendi yetki alanı ile ilgili sorular. Ve bir herkes soruyor yani 10 gündür nerede yetkililer diye soruyor. Dolayısıyla hiç beklemiyordum, vardır bir iki kelamı diye düşündüm. Çünkü siyaset iletişimi de başka bir şey. Zaten bölgeye geliniyorsa o bölgede vatandaşların ne diyeceğiyle yüzleşileceği, orada bir gazeteciye mutlaka denk gelineceği düşünülmüştür. Bilmiyorum, yerel, tabii ki burada bir kez daha yerel gazetecilerin işinin çok daha zor olduğunu anladım. Kim bilir kaç kişinin kolunu elini büktüler. Ben ilk kez böyle bir şey görüyorum ya. Yani kolumu tutup, kimdir bilmiyorum, başkandan daha başkan biri vardı orada. Kolumu sıkı sıkı tutup beni itmeye çalıştı ve gerçekten bırakmadı kolumu ya. Ya inanılmaz. İnanılmaz, 11. gece acılı aileler, ya o kadar enteresan ki, dertlerini tasalarını bıraktılar, bana sahip çıktılar orada ve onlar adına onlar özür diledi, aileler özür diledi. Böyle bir şey ilk kez yaşıyorum. Böyle, Ya ya ne bileyim. gerçekten bir akıl tutulması artık bu. Yani Çok öylesine acayip. Hiç beklemiyordum böyle bir şey.
öylesine derin bir acının ortasında binlerce kişi çözüm beklerken, bir senden bir insan gibi bir yanıt beklerken, senin orada sana soru soran gazeteci itip kalkman hakikaten bir akıl tutulması yani. Artık bunun ötesi yok. Son sorum şuydu Gülşah'cığım. Orada ne iyiye gidiyor? Yani 15. günde gözlemlerin ne? Biraz anlatır mısın? Benim gördüğüm barınma krizi, sağlık krizi aynen devam ediyor. İnsanlar, yani şöyle çözüldü barınma krizi. Herkes kentleri terk etti. Büyük bir göç yaşanıyor şu anda bölgede. Aynen öyle. Ya orada şöyle bir kere yeme içme konusunda sıkıntı yok. Yani herkes işte bütün işte gönüllüler, belediyeler sağ olsun işte yiyeceğinden içeceğine kadar her şey oraya yığmış. Yani orada hiçbir problem yok. Zaten bütün herkes aynı şeyi söylüyordu. Yani yiyecek içecek artık böyle istenmeyecek seviye. İşte sıcak çorba ilk günler tabii ki çok zordu. Ama sonrasında mesela ben ilk sıcak çorba içtiğimde gerçekten dedim Allah razı olsun kim getirdiyse. Yani ama ondan sonrasında gerçekten hiçbir problem olmadı. Çadır konusunda bana beni görüp ne olur bir çadır yani deyip de halledemedim ya. Ya çadır büyük problem orada. Hatta isimlere böyle isimlere şey yapıyorlar, zimmetliyorlar ve diyorlar ki bir süre sonra geri alacaklarını söylüyorlar. Çünkü depremzedeler de onu söylüyordu. Yani ben aldım ya da alabilenler de işte ama işte bir süre sonra alınacakmış. İşte konteynerler bekleniyor. Çünkü çok geniş aileler var. Bir çadırda işte 20 küsur ailenin yaşadığına şahit oldum. Bir tanesi hatta depremzede içeride 3 aile birlikten girmişler tek bir çadıra. Çadır hala büyük problem. Tuvalet hala en son daha yeni yeni geliyordu seyyar tuvaletler ama belirli noktalara. Öncesinde çadırın da bu arada bu kadar büyük problem. Şimdi bir yerlere çadır kentler kuruluyor. Diyorlar ki oraya yönlendiriyorlar ama şöyle de bir durum var. Büyük bir güvenlik problemi var. İnsanlar enkazlarının bir kere zaten enkaz altında ailesi varsa o enkazın başına asla hiçbir yere gitmek istemiyor. Eğer herhangi bir can yoksa da büyük bir güvenlik sorunu var. Sürekli gözü evinde olanlar var. Çünkü bir de böyle enteresan bir durum var bölgede. Dolayısıyla böyle her şeyin daha sistematik olduğu yani yemenin içmenin, konaklamanın, işte o insani ihtiyaçların karşılandığı bütün hijyenik bir ortamda böyle sistematik bir alanın kurulması gerekiyor. İyiye giden tek şey çok hızlı enkaz kaldırma. İnanılmaz hızlı enkaz kaldırıyorlar. Yani onu konuşacağız zaten de ama yani meğerse ilk günlerde çılgınca yaralı kurtarması için beklenen iş makineleri akın akın bölgeye gelebilir. Evet, o iki bloğa ne ekipler istendi, ne yalvardılar, ne yakardılar ya dediler ki ekipmanları olan bir ekip gelsin oraya dediler. En son işte dün akşam bıraktığımda abartmıyorum 4 kepçe, 3 hafriyat kamyonlarının biri geliyor biri gidiyordu. Biri geliyor biri gidiyordu yani öyle bir boşaltma haliydi. Ve yani o konuda enkazı eritme konusunda çok başarılıydı. Yani orası hızlıca işte dümdüz olur, o ağır hasarlı binalar hızlıca yıkılır. Muhtemelen yerine yenileri yapılır işte ya görüyoruz planlar, projeler bilmem ne konuşuluyormuş. Yani iyiye giden tek şey bunu gördüm. Bir de işte dediğim gibi yeme içme konusunda hiçbir problem yok. Ama onun dışında bir de en büyük sorun çocuklar. Yani o çocuklar elimden geldiğince işte buradan giderken de ne alabiliyorsam oyun hamuru onların tabii ki travmalarını tetiklemeyecek oyuncaklar olmasına da gayret ederek işte oyun hamuru işte bir şeyler oyalanacak bir şeyler. Oradaki çocuklar ne konuşmalara şimdi ben işte küçük bir odaya sığındım ki hani gerçekten anlatacaklarımdan hani ev halkı da çünkü yani gazetecilik gereği gördüğüm her şeyi de gösteremiyorum ya da anlatamıyorum ya böyle ne manzaralar ne görüntüler vardı ya gerçekten inanılmaz. O ailelerin o cenazelerini teşhis etme anları yani o kadar böyle bu ağır travmaların iyileştirilmesi için uzman ekiplerin gitmesi lazım. O anlara şahit olan çocuklar var. Hani genel izleyici diyerek ekran başında çocuklar da var diyerek hani gösterdiklerimize bütün karelere bütün fotoğrafları ağzımızdan çıkacak kelimeleri biz dikkat ediyoruz ya orası öyle değil. Onlar her şeyi çıplaklığıyla görüyorlar. O çocuklara gerçekten destek lazım. Kadınlara ya ben dili lal olmuş kadın biliyorum. Çocuklarıyla artık ilgilenmiyor. Çünkü 3 çocuğunu enkaz altında bırakmış ve konuşmuyor günlerdir. Günlerdir çadırda kadın konuşmuyordu. Ve onlara destek lazım. Ağır bir psikolojik travma altındalar.
ve gerçekten uzman ekiplerin gidip o çocukların en azından yuvaları yıkıldı ama hayal dünyalarının yıkılmamaları için gerçekten bir an önce el atmaları lazım. O ağıtların ortasında, o korkunç görüntülerin ortasında kaldılar ve onların bir an önce iyileşmesi lazım. Gülşah, çok teşekkür ediyorum. Eline emeğine yüreğine sağlık Gülşah'cığım. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Normalde işimiz bu aslında. Bunun için kimseden de bir teşekkür, alkış falan beklemiyoruz. Ha, onu da söyleyeyim yani. Çünkü herkes işini iyi yapsa Türkiye bu halde olmazdı zaten. Buradaki problem standart bir şekilde gazetecilik yapmakta direnen, yani en basitinden sorumuzu sorup bölgede hangi gerçeklik yaşanıyorsa bunu size aktarmanın bir yolunu bulan Ya bizim gibi... bir de orada son olarak şunu söyleyeyim. Hala aklım almıyor. İşte başkana soru sormaya çalışırken işte bir tanesi bizi engellemeye çalışanlar da bir bırakın da acımızı yaşayalım dedi. Ekibinden biri. Ya acıyı yaşamak sizin göreviniz değil. Acıyı zaten orada yaşıyorlar. O acıyı orada yaşıyorlar. O sıkıntıyı orada yaşıyorlar. Sizin işiniz o acı yaşanmasın diye elinizden geleni yapmak, acı yaşandıktan sonra da gereken açıklamayı yapmak. Bırakın acımızı yaşayalım ne demek? Ben ilk kez de böyle bir açıklama duydum. O da başkandan değil de işte bizi engellemeye çalışan kişiden. Bırakın da acımızı yaşayalım. Yani sorumluluk sahibi olan o koltuklarda seçilmiş bir de o insanlar seçti. Atanmış da değil. Seçilmiş kişilerin vermesi gereken hesap varken bırakın da acımızı yaşayalım denmesi ben hala anlamış değilim. Gerçekten değilim yani. Ayrıca acılarını da yaşamadıklarını haber arşivine böyle mıh gibi kazınan bir fotoğraf karesi var ya malum orada da gördük. Neyse Gülşah'cığım sen işini yaptın, yapman gerekeni yaptın, fazlasıyla yaptın. İyi ki yaptın, iyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir kadın gazeteciyle şu anda bak bu ekranı paylaşıyorum. Sizin gibi meslektaşlarımla aynı mesleğe sahip olmaktan onur duyuyorum. Biraz dinlen sonra beraber gideriz tekrar. Ben tekrar gideceğim bölgeye, sen de gidersin kızına sarıl. Kesinlikle, kesinlikle. Yok, kesinlikle. Yani asıl iş de bundan sonra zaten. Zaten. Çok teşekkür ediyorum. Bütün Fox TV ailesine sevgilerimi ilet. Lütfen iyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol Gülşah'cığım.